Nerede Nasıl adlı YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu kolagenler yani Türkçe ismi kolajenler diyebiliriz. Şimdi biz Amerika'dan iki tane kolajen aldık. Bir tanesi beri limonlu yani yaban mersinli ve limonlu. Bir tanesi de sade tatsız tuzsuz. Bu ikisi nedir? Daha doğrusu ikisi aynı ürün ama kolagen nedir? Kolagenin faydaları nelerdir? Hangi tip kolagenler var? Ve meyveli ile sade olan arasındaki fark nedir? Mesela bu çok önemli bir şey. Kolegen kullanmaya başlayacaksanız arkadaşlar öncelikli olarak tatlı olandan yani şöyle meyveli olandan mesela bu yaban mersinli ve limonlu bunun gibi bir tatlı olandan başlamanızda fayda var çünkü bu ne kısacası kolegen biliyor musunuz? Sakatat. Yani e, her gün gidip çorbacıda sakatat yiyemezsiniz değil mi? O yüzden böyle bir şey yapmışlar sakatat yerine. Ve bu sizin vücudunuzun ihtiyacını karşılıyor. Kısacası bunun faydası ne diye söyleyecek olursam. Diyelim ki ilerleyen yaştasınız. Cildiniz yaşlanmaya başladı. Kolegen aldığınız zaman düzenli bir şekilde 1-2 ay kullanınca o yüzünüzdeki kırışıklıkların gittiğini göreceksiniz. Peki bu sadece cilt için mi? Hayır. Bakın burada yazıyor. Saç, deri, tırnak, kemikler falan diye gidiyor. Peki şimdi gelin asıl konumuza gelelim. Kolegenler nelerdir? Şimdi ben burada 3 tane siteden size okuyacağım. Bunlar hepsi kendi alanının profesyonel e, araştırmalarını yapmış, açıklamasını paylaşan e, siteler. Bir tanesi mesela bu tarz ürünler satıyor, sportif içecekler falan. Bu üçünün linkini bırakacağım size aşağıya. Siz oradan okursunuz. Şimdi kolajen nedir? Kolajen vücudumuzda en çok bulunan proteindir. Kolajenin birçok çeşidi vardır. Kaslar, kemikler, deri, kan damarları, sindirim sistemi ve tendonlarda bulunur. Ölü bir cilt hücrelerini değiştirerek cildimizin sağlamlığını ve elastikliğini artırmaya yardımcı olur. Eklemlerimiz ve tendonlarımız söz konusu olduğunda en basit ifadeyle vücudu bir araya da tutmaya yardımcı olan yapıştırıcı görevi görür. Yani ben bunu size bir cümleyle tarif edecek olursam bu ne arkadaşlar biliyor musunuz? Bir bina yaparken tuğlalar var ya o tuğlaları birbirine tutan nedir? Sıva. İşte bu sıva arkadaşlar. Bu sıva olmadan o tuğlalar birbirinde durmaz. İkinci açıklamamız ne diyor? Kolejen nedir? Faydaları nelerdir? Kolejen vücutta bulunan bir amino asit olarak bilinmektedir. Kökeni Yunanca'dan guludan yani yapıştırıcı anlamına gelen kolejen vücudun bir arada tutulmasını sağlayan, dayanıklılığını artıran ve cilde esnekliğini kazandıran en önemli proteinlerden biridir. Birbiri üzerine sarılmış olan 3 adet alfa zincirinden meydana gelmektedir. Vücudun her yerinde bulunan bir protein olan kolejen yaşlandıkça azalmaya başlar. Ve en önemlisi insanların ileri yaşlarda bunu kullanması. Sadece yaşlılar mı kullanıyor? Hayır. Saç dökülmesi sorunu olanlar, benim gibi bu aralar bunu kullanıyorlar arkadaşlar. Yaşın ilerlemesiyle birlikte vücutta meydana gelen kırışıklıklar ve sarkmalar çoğu kişinin ortak problemidir. Ciltte var olan bu tür problemlerin temel kaynağı kolajen eksikliğidir arkadaşlar. E, kemik ve kas dokusunun birbirine bağlanmasını sağlayan kolajen vücutta azaldıkça, vücutta azalmaya başladıkça çeşitli problemler başlar. Ve son olarak bir başka sitede kolajen bir proteindir ama öyle sıradan bir protein değil. O vücudun yapısal bütünlüğünü oluşturan esas proteindir. Ayrıca insan vücudunda en çok bulunan protein de yine kolajendir. Bakın çok önemli bir bilgi. İnsan vücudunda bulunan en çok protein yine kolajenmiş. Başta derimiz, bağ dokumuz, tendon, eklem, tırnak, diş, saç, kemiklerimiz olmak üzere Göz dahil hemen her organın yapısında kolajen hep vardır. Temel özelliği ise dokulara destek sağlamak, doku ve organların canlı ve esnek kalmasını sağlam esnek kalmasına yardımcı olmaktır. Bu mühim özelliklerin yanında yıpranan dokunalın, dokuların onarım ve yenilenmesinde, kemik ve cilt dokusunun şekillenmesinde ve de en önemli görevleri üstlenir. Ayrıca yeterince kolajeniniz yoksa işiniz zor cildiniz erkenden kırışıp buruşuyormuş. Tabi sporunuzu vesairenizi eksik ediyorsanız ama bir de şöyle bir gerçek var. Yaşlandıkça maalesef vücut artık bazı şeyleri üretemiyor. Ona birazdan geleceğim. Eklem kıkırdaklarınız erimeye tendonlarınız güçsüz kalıp e, kopmaya meyilli hale geliyor. Dahası devamı aşağıda. Şimdi arkadaşlar e, bakın burada ben size göstereyim. Type 1 ve 2 yazıyor. Belki gösteremeyeceğim ama burada T1 ve T2 diye geçer Türkiye'de. Bu ürünün fiyatı ne kadar? Yurt dışında e, bu kutuyu ben 18 dolara aldım. İkincisi %15 dolara geliyor. %15 dolar derken yani ikincisi %50'ye tekabül ediyor. Yani bu 7 dolara geliyor. Şimdi Türkiye'de bu ürünler 300-500 liradan aşağıya yok maalesef. Her zaman olduğu gibi birçok ürün pahalı Türkiye'de. Eğer bunu yurt dışından temin edebiliyorsanız yurt dışından getirin. Özellikle yaşlılarınız için. Mesela dedeniz, anneniz, babanız artık eklem ağrıları varsa... Bunu düzenli olarak aç karna C vitaminiyle bu limon olur, portakal suyu olur. Sabahları aç karna yemekten yarım saat önce bir kaşık tüketmeleri durumunda ama düzenli 1-2 ay kullanacaklar. Eklem ağrılarındaki ağrının gittiğini göreceksiniz. Eklem ağrıları için Type 2 öneriliyor. Bakın bunun kolajen tipleri nelerdir? 19 tane tipi tanımlanmış olan kolajenin vücudumuzda en çok görülen 1 2 3 ve 4 1, 2, 3, 4 ve 10 tipidir. Asıl en çok görülen hangisi arkadaşlar biliyor musunuz? 1 ve 3. Bu 1 ve 3 vücudumuzdaki %90 protein ihtiyacını oluşturuyor. Bakın bu da 1 ve 3. Yazdığı gibi saç, deri, tırnak vesaire diye gidiyor. Eğer e, kolajen tip 1 nedir, 2 nedir, hangisi ne için kullanılıyor bunların hepsinin tanımını öğrenmek istiyorsanız hangisi ne işe yarıyor öğrenmek istiyorsanız ben videoyu ee, dediğim gibi 19 tane tip var. 19 tane tipin her birini tek tek açıklayacak olursam, faydalarına tek tek gelecek olursam ya da ne bileyim kolajen kaybına yol açan faktörler nelerdir bunlara değinecek olursam çok uzun sürecek bu video. O yüzden ben bu videomu burada kısaltıyorum. Sorularınız olursa yorum bölümüne yazın ben sizlere yardımcı olayım. Dediğim gibi aşağıya 3-4 tane link bırakacağım. Oradan... Çok basit ve sade bir şekilde bütün bilgilere kavuşacaksınız. Umarım bunları yurt dışından temin edebilirsiniz. Aldığınız zaman da böyle küçük kutularda almayın. Büyük büyük kutularda alın. Uzun süreli kullanacaksınız. Sağlığınızdan hiçbir şey önemli değildir. Buna harcadığınız para emin olun size fazlasıyla geri dönecektir. Sağlıcakla kalın.